Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Renault Sembol'ün içindeyiz. 2016 model Renault Sembol ile birlikteyiz. Bu araç 90 beygir gücünde 1.5 dizel 220 Nm torka sahip. 5 ileri şanzıman var ve 14.6 saniye 0-100 değeri var. Nasıl bir aktarma organı varsa artık bilmiyorum. Yaklaşık 1050 kiloluk bir araç bu araç. 1050 kilosu hafif bir araç yani. Joy paket en standart en boş paketiyle birlikteyiz. Ne zamandır hep böyle daha çok piyasa arabası ne zaman çekeceksin filan diye istekler vardı. Alın size piyasa arabası. En çok şirketlerin kiralamaların en çok kullandığı araçlardan bir tanesi. Araçta benim gözüme çarpan bir yenilik anahtar. Bakın şöyle boş yapmışlar, anahtarı değiştirmişler. O artık 2005 ve 2006 yılından beri kullandıkları o anahtarı değiştirdiler. İyi oldu bence bu anahtar. Ama susta yok. Bir susta da koyabilirlerdi. Ama bu da iyidir diyelim. Yani. Şimdi bu aracın inceleme videosunu çekemeyeceğim. Zaten incelenmeyi araba kirli diye çekemiyorum. İstanbul'da yağmurlar dolayısıyla vesaire. Şimdi size bir sürüş yapacağız. Sürüşte de kendimce anlatmaya çalışacağım aracı. Haydi bismillah. Arabada özellik olarak çift airbag var. Önlerde airbagler var. Koltuklarda yok. Ama ABS, ASR bunlar arabada standart olarak gelen özellikler. Araba İstanbul şehir içi için ne bağırıyor be? Ha işte bu iki özellik geliyor. İki airbag, ABS, ASR, çift cam otomatiği var. Arka camlar manuel. Yol bilgisayarı yani bu kaç kilometre gideceğini, ne kadar yaktığını gösteren bir şey yok. Şurada silecek kolunda trip tuşu var. Tuşla böyle değiştiriyorsun ama bakıma kalan kilometreyi gösteriyor. Ve saat ile arabanın kilometresini gösteriyor. Araba 4000 kilometrede şu an. Lastik basınç ölçer koymuşlar. Yani şunu koyana kadar şu arabayı bir elektrikli ayna koy be kardeşim diyor insan. Radyo ekranı burada. Herhangi bir dokunmatik falan bir ekran değil, normal klasik bir ekran. Üzerinde AUX ve USB çıkışı var. Ve bu araçta bir de şey var, Bluetooth. Bluetooth'u artık standarta bindiriyorlar. Ve bu benim de çok sevdiğim bir özellik. Artık yani araç kullanırken kimse telefonla konuşmasın. Bluetooth var zaten hemen hemen her araçta. Bu olmalı. Bluetooth mikrofonu da şuraya, bilmiyorum görünüyor mu ama ışığın buraya konumlandırmışlar. Vites topuzu hala aynı, o eski vites topuzu 2006-2007 Clio hatchbacklerden beri kullanılan vites topuzu. Araç şehir içinde 1 ve 2. vites hızlanmalarında çok canlı. Çok acayip canlı bir araba yani, böyle bastığında gidiyor, duruyor, ediyor. Yani iyi yani, vites hızlanmaları falan iyi. Şurada bir eko tuşu var. Buna bastığınızda eko modunu alıyor. Eko'da hiç çekmiyor mesela. Performansı düşüyor değil mi? Gaz çok düşüyor Eko'da. Hani sen gazın üstüne de çıksan eko modda bana mısın demiyor. Kendi şeyine göre bırakıyor kendini araba. Normal değil mi? B segmenti bir araba. Hatta bence tam B olamamıştı bir araba. Koltukta da yanan destek hiç yok. Ya bu segmentle kıyasladığında normal, rahat bir koltuğu var ama ön sürücü koltuğunda yükseklik derinlik ayarı olmadığı için, bir de en baz versiyonu yani evet. Onu da değerlendirelim. Yükseklik derinlik, ekoyu kapatalım ya, doğru yok, diyorsun. Gaz tepkileri yok. Azalıyor yani. Hiç araba. Yok, hiç tepki yok gazda. Araba kendi bir şeyine göre gidiyor ya. Ekoda. Ya ben fabrika değerlerine baktım da 14.6 görünüyor da bu arabanın 0-100'ü bence 14.6'dan fazla. Çünkü gidiyor araba, canlı bir araba. Düşük. Düşük yani. Yani 12-13 saniye, 12 saniye gibi hissettiriyor araba. Bizim şirkette şey var ya, Dacia'lar var ya. Evet. Onlardan da bildiğim üzere 14.6 değil, çok seri bir şekilde 0-100 yapıyor yani. Değil mi? 0-100'ü hızlı biraz geliyor size. Zaten şu an şeyin içindeyim ben sanki. Dacia'nın içindeyim. Dacia ile aynı. Aynı her şey. Aynı zaten. Her Logan, şey MCV'lerle falan hepsini hemen hemen ortak üretiyorlar. Bu arabaları genelde şirketler, yani ben bu arabayı alan 10 kişiden 8'i filo, şirket kiralama ya da işte şirkette belli yöneticilere ya da işçilerin altına verilmiş arabalar diye biliyoruz hepimiz. Ses kayıt cihazımız düştü. Onu tam sabitleyemedik. İnşallah sesi iyi gelir. Her neyse, şirketler genelde kullanıyor bu aracı. Arabada bir turbo pırıltısı var. Renault'un o
1.5 dizellerindeki o meşhur turbo ama o şey ya, bu araçta ses böyle hoş geliyor. Daha hoş geliyor yani. Benden tırmalamıyor bu daha. Yani. Güzel. Ses sistemine gelirsek oradan mı işte? Evet. Bak şurada, burada büyük bir tuş radyo koymuşlar, radyo değiştiriyor. Hemen kısa bir telif yemeden ufak bir müzik açalım. Bakalım sesi birkaç saniye de olsa gösterelim. Sesi bir daha geldi. İki tane hoparlör mü var ne bilmiyorum ama sesi normal. Yani aracı bu araca göre normal. Aracın ya hızlanmaları gaza tepkisi çok iyi arabanın bak. 90'da bastım 130. Hiç fena değil ya 130. Ve şu araba ikinci vitesi 90'ı görüyor. Devri zorladığı zaman ikinci vitesi 90'a kadar çıkıyor. O derece diyoruz. Buradan nasıl dönüş yapacağız? Şuradan sağdan döneceğiz değil mi? Yani arabanın lastik ölçüleri 185, 65, 15 inç lastik ölçüleri var. Yanak 65 ciddi iyi bir oran. Yanakları, lastik yanakları. Lastik yanakları da iyi bir oran var ama şey değil ya sonuç olarak. Süspansiyon kalitesi düşük olduğu için konforu iyi değil arabanın, onu söyleyeyim. Normal, standart bir konforu var. Bu arabanın, şunu da belirteyim, 2016 model bu araç. Ya bugün biz bu ses kayıt cihazına hiçbir şey alamadık, hiçbir verim alamadık. Bu araç 2016 model, onu söyleyeyim sizlere. Piyasa değerini söyleyeceğim. 42-43 bin lira, bilemediniz 44 bin lira seviyesinde bir piyasa değeri var bu aracın. Yani bunları göz önünde alarak değerlendirmek lazım bu aracı da. Piyasa değeri 42-43-44 bin liraya. Neyin rakibi? Linea'nın rakibi. Yani bana sorarsanız bu paraları 2014 falan, 2010, hatta 2015 en boş pop versiyon Linea'yı da alabiliyorsun. Tabii alıyorsun. 2016-2015 Linea'yı alabiliyorsun. Ve bu paralara Linea bundan daha mantıklı bir araç, daha oturaklı bir araç geliyor. Bana sorarsanız. Ama bunun performansı Linea'da yok. Onu söyleyeyim tabii yani. Tabii canım. Linea bir üç motor sonuç olarak. Koltuk neredeyse sizi üzerinden atacak yani böyle. Hadi git. Hadi sen aşağıda oyna diyor resmen araba. Yani koltukları daha rahat. Bundan daha rahat. Daha rahat. Artı olarak Linea'da 4 cam otomatiği var. 4 cam otomatiği var. İçinde daha geniş bir alan sunuyor evet. Linea sana. Elektrik kaynağı var. Elektrikli ayna dediğin gibi var. Ama baktığı zaman da Linea'da Bluetooth yok ya da USB girişi yok. Evet, USB girişi yok, Bluetooth yok. Linea'da şey de var, menzil gösteriyor, kaç yaktığını, yol bilgisayarı da var. Bu arabada bir de ama bu arabanın da yakıt ekonomisi Linea'nın çok önünde. Çok az yakıyor, neredeyse üretecek cinsinden. Şehir için 4.4 bu araba. Uzun yolda 3.9 bir yakıt ekonomisi var bu arabanın. Yani yakıt ekonomisi yüzünden zaten şirketlere alıyorlar ve onlar kullanıyor. Burada Bluetooth ve radyoyu ayarlayabileceğimiz direksiyonun altında hemen Renault ile klasikleşmiş direksiyonun üzerine kumanda koymazlar asla. Buraya koymuşlar bunu. Kornaya da geleceğim şimdi bekleyin. Buraya koymuşlar. Yani onun yerine şuraya iki tane tuş koysaymışsın daha göze estetik, daha hoş gelirmiş yani. Ama yapmamışlar. Saygı duymak lazım. Yapmamışlar. Böyle bırakmışlar işte. Şuraya koysalarmış iyi olurmuş. Kornası burada. Yani şuradan dolmuşçu hesabı. Böyle çalıyor yani korna. Ya bu kornayı bilmiyorum böyle niye koymuşlar ama buraya çok mu zor? Dacia'larda da böyle. Orada işte. Değil mi? Aynı ya. Bir de korna şurada bir yerde çalıyor herhalde. Evet. Sanki arabanın içerisinde ben dışarıdakinden daha çok duyuyorum arabanın sesini. Yani insan korna çalmaya basmak istemiyor ki rahatsız olur. Sürecekleri nasıl? Bu da iyi. Yeni araba sonuçta. Baksana şey yapıyor. Yani hemen hemen şurada sadece biraz mesafe bırakıyor. Hemen hemen camda silinmedik alan bırakmıyor silecekleri falan. Şöyle bir şey yapacağım ya. 50-100 hızlanması yapacağım da yol boşalır mı ki? Şu an 60'tayız. Dip gaz kickdown yapıyorum. 90. Yani araba 3. vites. Yok ya araba cidden seri bir araba. Seri, çok seri bir araba. Tekrar önümüz açılsa bir 60'ta yine dipledik. 90. Güzel seri yani araba performans anlamında herhangi bir sekmeye uğrat
gayet iyi hızlanıyor. Canlı bir motora sahip. Debriyajına geleceğim. Debriyajını kavrama mesafesi biraz dipte kavruyor. Bu Renault ile klasikleşmiş bir şeydir. Fiatlar yukarıda kavrar. Renault'lar en dipte, aşağıda kavrar. Tam tersi değil miydi o ya? Pardon. Renault en tepede kavrar. Renault en tepede kavrar. Fiat en altta kavrar. Fiat da ayağından çektiğin anda araba kendini aynen öne öyle bırakır. Renault'da ise tam tersi. En tepede kavruyor. Bu İstanbul trafiğinde yorar. Yani. İster istemez yani. İstanbul trafiğinde yorar gibime geliyor. Ayağa sıkıntı yaşatır. Baktığın zaman Volkswagen'ları da aynı mesela. O da mı aynı? Tepede kavruyor. Volkswagen'in pek manuel aracını çok kullanmadım. Böyle vites değiştirme ikonu da çıkıyor burada. Bakın örneğin ikinci viteste zorluyorum vites. Jet'te bize yol verecek mi? Samet, o ikinci vites 90 olayını merak ettim ya. Yapıyor. Şu an ikinci vites 50'de, 60'da, 3000 devirde. Yapıyor. Yol yok ki 2'de 90 yapalım bakalım yapıyor mu araba. 4000 devirde 70'i geçti ya. Kardeşim 90 yapıyor. Şu yan yola bir girelim de bakalım. Ne temiz yan yol, iki yan yolda. İçinde 90 yapıp trafiğe ineceğiz mi aracı? Şeyleri çok güzel, ses tonları şu. Virajı çok kötü ya. Bu arabayı rüzgar da savurur ha. Şöyle söyleyeyim, 80 km hızdan sonra müthiş bir rüzgar sesi ve yol sesi alıyor araba içeri. Sağdan mı geçelim, soldan mı sence? Bence soldan. Soldan değil mi? Abi. Şey demiyorlar ki, boşuna sümbül demiyorlar ki. Sümbül aynen. Hak delindesin. Araba deli hızlanıyor ya. Ya çok cidden diyorum ya. Bayağı o fabrika verinde yanlışlık olabilir. Yanlışlık var, 14.6. Yapma bu arabayla virajda yapma. Arabanın virajı yok ama sanki öyle de şey değil, abartı. Bakalım. Şu an ikinci viteste asıldık gaza. 90. 90'ı da geçiyor. 92-93 yapıyor. İkinci viteste beyler araba. Fena koparıyor ya. Baksana şu an 100 o. Ama ben, motor içeride çalışıyor. Evet, o var. Ben Dacia'yla şeye gittim. Adapazarı'na gittim. Hı. Yolda. Adapazarı'na gittim. He. Yani 180-190 o aralar gidiyor. Gidiyor. Şey bir de nedir onun adı? İyi çıkıyor yani. 90'a i̇şte, çıkıyor. Evet. Şeyini söyleyeyim bir de. Dikkatimi çeken bir şey. 2500 devirden sonra ses arabanın içinde. İçinde. Hatta 2000 devirden sonra bir başlıyor ama 2500'den sonra rahatsız ediyor artık evet sizi. 2500 devir üzeri sizi rahatsız ediyor. Şöyle bir bak, gazdan çekip çekip bırakıyorum arabayı. Çok canlı ya. Tepkileri falan. 110'da rüzgar bildiğin motor içeride. Sesi, aynen. Var. Kapı fitilleri falan tabii. Yani şimdi bu aracı B segmenti sedan araçlara göre değerlendirmek istiyorum ama yani hiç pek elle tutulur da bir yanı yok gibi arabanın ya. Ya tam şey ya, tam şirket arabası. Tam bir şirket tam arabası. Şirket arabası. Bunu aynen üretmişler şirketler, taksiciler, aynen, bu tarz insanlar kullansın diye üretmişler. Az yaksın, iyi kaçsın. Gereken özellikler var. Bakın günlük yaşamı kolaylaştıracak tek bir özellik yok, elektrikli ayna. Evet. Onun dışında merkezi kilididir, ön camları otomatik, Bluetooth, USB'den müzik, CD'den müzik, AUX'tan müzik dinleme imkanım var, klimam var, çift airbag, ABS, ASR bunlar var yani. Bunlar sizde günlük kullanımda yardımcı olacak aksesuar, özellikler, donanımlar. Bunların hepsini barındırıyor araba. Evet. Dediğim gibi kaçışı da güzel, iyi de gidiyor. Şehir içi hızlanmaları falan çok çok iyi. Zaten İstanbul'da 90'ın 100'ün üzerine pek çıkamıyorsun gün içinde trafikten. E5'te de TEM'de de. O yüzden hızlanması da rüzgar sesi de 90-100'e kadar ideal. Yani benim iyi yani. Şirket bir şirkete ben şirket arabası olarak kullanırım bunu. Şirketteki diğer çalışanlara bu arabayı veririm. Niye vermeyeyim kardeşim? En az yakan araba. Sınıfında. Yani resmen artık buradan para atacak, üretecek yani araba yakıtı. Güzel. Hoş bir araba o konuda. O konuda herhangi bir eksisi, sıkıntısı, hiçbir şeyi yok aracın. 5. vites. Ben şunu da söyleyeyim. Bakın 5. viteste 100'le gidiyorum. Araba daha 2000 devire gelmedi. Kaçta gelecek 2000 devire? 110'da 2000 devirde. Yani devir aralıkları da çok sağlam arabanın. Çoğu araba örneğin 5'te 90'da kalır, 95'te kalır da. Ama araba 110'da daha 2000 devire geliyor 5. viteste. Devir aralıkları.
yaptı. Renault motoru yapıyor. Ben onu biliyorum abi. Renault motoru yapıyor. Ya Renault motor yaptı. 1.5 Fluence'lardan belli değil mi? 130 beygirlerden o zamandan beri. 1.5 Fluence, 1.6 yaptılar 130'luk. Şimdi 1.6 Talisman'a 160 beygir çift turbolu bir motor koymuş adamlar. Evet. Yani Renault motor konusunda gerçekten artık kafaya oynuyor. Bak şimdi Mercedes'ler adamlar sorunsuz Renault motoruyla kullanıyorlar. Herkesin dilinde. Aa, araba alıyoruz diyor, Renault motoru var. Mercedes biliyorsan var, Renault motoru, Fluence motoru var arabada. Kardeşim ne olmuş? Kötü bir motor mu? Ya. Değil. Yani ne var yani bunda? Benim duyumlarıma göre, Megane videosunda da bunu söylemiştim. F1 motor geliştiricileriyle çalışıyor zaten Renault. Motorları böyle yapması. Birkaç yerden böyle duymuştum. Motor konusunda çok iyi. Arabanın dediğim gibi alternatifleri Linea 301, Celize, bu tarz araçlar. Sinan Celize ya da 301 videosu da gelecek. Linea videosu da yakın zamanda koyarım. Zaten siz iyice de kıyaslamış olursunuz. Ama arabanın dediğim gibi sembol ya. Yani fazla bir şey beklememek lazım ama dediğim gibi az önce söylediğimiz gibi tam şirket arabası. Tam şirket ve taksi yani olarak kullanılacaksa evet, o numara araba. En ideal araba deriz yani biz bu arabaya, değil mi? Evet. Rahatlıkla söyleriz bunu, hiç yani yok kullanılmaz, yok verimli, yok değildir ya falan. Çok da verimli, bakımını, yağını, suyunu da gününde değiş, seni herhangi bir sekmeye uğratmaz bu araba. Arka bakıyorum da baş ve diz mesafesi de B segmenti bir araca göre yeterli. Yani doğru. Yeterli. Bu arabada 4 kişi çok rahat, 5 kişi de ufak sıkıntılarla yolculuk yapabilir. Ama öyle ahım bir sıkıntı çekmez yani. Yani rahatlıkla bir yolculuk yapabilirsiniz bu araçta. Kol dayaması zaten önde de yok, arkada da yok. Şeyini söyleyeyim bir de. Ne diyecektim ya? Unuttum mu? Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Benim bu arada belki aklıma gelir. Yok, söylenebilecek her şeyi söyledim zaten. Yapı biraz da biraz yavaş diyeceğim. Koltukların yalan desteği olmadığı için bırakıyor. Koltuk sizi şey yapmıyor yani, limitleri zorladığınızda da koltuk sizi sıkıntıya uğratıyor. ESP hiç sönmedi. Ama yani öyle ahım şahım bırakmıyor araba. Yok yok. Şey. Yani öyle yani içinde sizi tedirgin edecek bir virajda sert, bakın sert giriyorum oralara. Tek viraj da değil o aslında. Ani manevra diyebiliriz onlara bir nevi. Yani sizi tedirgin etmiyor içeride araba. Ya çok iyi ya. Performansını çok sevdim ben bu arabanın ya. Biz açık ramı tokatlayalım Samet. Sembolle. Bak bak ESP'ye bak. Çok nasıl iyi. Mübarek nasıl ya? ESP'nin olması da iyi bir şey. Tabii canım. En baz versiyonunda var yani bunlar. Yani. Bir de bunda var mı yok mu bilmiyorum da Dacia'da var, amortisörlü kaput var arabada. Dacia'da mı? Dacia'da var da bunda var mı bilmiyorum. Dacia'da amortisörlü kaput var ya. Logan MCV'de değil Logan mi? MCV'de. Ya hepsi zaten aynı patent aracılar. Zaten bu da vardı ya. Ya bunu birçok ülkede Dacia logolu sattıklarını da gördüm ben resimlerde falan. İnternette biraz. Dur bak. Ya çok iyi değil mi burada ya? Dolmuş gibi hissediyorum kendimi. Korna burada ya. Evet. Korna'nın orada olması yani işte el alışırsa ses iyi. Çok şey ya. El alışırsa iyi ama yani alışkanlık abi, direksiyona böyle basacaksın ya. Sesi dediğin gibi içeride hissediyorsun ya, sanki burada çalıyor yani kornayı, içeride ben telefonla falan çalıyorum gibime geliyor. Buradan E5'e inelim. Bu araçta onu söyleyeyim, bir şirket kiralama aracı yani, onu belirteyim. Kiralık mı araba? He, kiralık bir araba bu da. Sağ olsunlar, rica ettik, bir kullanalım dedik. Siz istiyorsunuz böyle hep yüksek şu bir şey değil mi? Dacia'da bir ara çekeriz ya. Aynen, Dacia Logan MCV'yi de çekeriz. Gerçi pek bir farkı da yok da yani. Olsun, onu da anlatıyoruz. Adam Almanya'dan Megane'la gelmiş. Ares mi? Değil. Normal mi? Ares ne alakası var araba? Ne bileyim dedim ya, Almanya'dan geldiğine göre Ares olsun bari. Arabanın aynaları kör nokta çok bırakıyor çok, ya. Çok kışırım bırakıyor yani. Acayip bir ayna stili var arabanın. İşte 110'la gidiyoruz şu an. Rüzgar içeride. Öyle bir şey. Jeep.
attığımızda motor sesi azalıyor %, rüzgar sesi ama lastik ve rüzgar sesi yine başlıyor. Ama bu arabada şimdi kış lastikleri var. Onu da baz alarak konuşalım. Yazın tabii biraz daha aşağıya çekilir ama yine de çok ya. Yazlıklarda da alıyor. Yine de alıyor rüzgar ve lastik sesi alıyor. Ama şimdi benim her zaman bir lafım vardı. Ne kadar ekmek o kadar köfte kardeşim. Aynen. Şimdi... 40 bin lira sıfır araba alıp bineceksin. Sıfırı değil canım, 40 bin lira. İkinci elleri yani. Sıfırının şu an liste fiyatını bilmiyorum ama sıfırı. İkinci elleri 43-44'e gidiyor yani. Evet. Bu araba da ikinci el diye ben ikinci el fiyatını söyledim. Evet. 43-44 milyar yani 2016'lar sıfırları da 48 milyondur herhalde tahmin ediyorum. Tam emin değilim. Bakarlar arkadaşlar ona da. Ben bir de sıfırda kendi Dacia bozarak konuştum biz onlara. He. Çok tuzağı aldık. Komik bir parayı aldık ya. Dacia'ları. O zaman o yıllardı ama bir yıl önceydi. Bir yıl önceydi ama 38 bin liraya aldık yani. Hayır. O parayı. Bakarsın o parayı. Nerede var sıfır araba? Aynen. Güzel. Ya bu arabayı şöyle söyleyeyim, bir emekli amca alır, tamam mı? Bu arabayı bir emekli amca, teyze alır, çeker altına. Ayda bir depo füller. Aynen öyle. Çok az yakar. Aynen öyle. Tamam mı? Uzun yola gidecekse 90'ı geçmez. Ne arabanın içinde 90'da, 5. viteste zaten 1500 devirlerde araba. Ne arabanın içinde ses duyar, rüzgar sesi ufaktan çok azalır. O da ona da... Aynayı ayarlayacaksa teyzeme der ki, oradan aynayı ayarla, buradan kendisi ayarlar. Zaten müziğini dinler. Çift değirmeyi var. Yani böyle kullanabilir bir yaşlı amcam bunu. Onu rahatlıkla söyleyeyim. Araba buydu işte. Bakalım. Sinyal sesi çok güzel. Sinyal sesi çok güzel ya. Böyle kulağa çok hoş geliyor. İnsanın sinyal veresi geliyor. Sert. Ama sözleri sert. Evet. Vites geçişleri çok güzel arabanın. Doğru, çok rahat ya. Çok iyi yani. Hani tek serçe parmağınla bile rahat tak vitesi geçirebiliyorsun. Yani böyle şey kemikli yapmıyor. Çok güzel vites geçişleri var arabanın. Saklama alanlarını söylemedik. Kapı içlerindeki saklama alanları bana B segmenti bir araca göre yeterli geldi. Yani D segmenti geçen C5'i inceledik. C5'ten iyi. Torpido nasıl sanırım? Maşallah. Bayağı büyük değil mi? Görüşüyorum, bayağı bayağı. Saklama alanları bayağı yeterli yani. Burada bir göz var. Torpidosu olsun, şey olsun dediği gibi şurada da bir göz var. Var küllüğü var, orada bir göz var diye bir şey var. İyi yani. Aynen şuraları gösteremiyoruz eşya dolu da bardaklıklar falan. Saklama alanları yeterli. Bu aracın saklama alanlarında sıkıntı yok. Aynen. Bagajının da boyutu çok güzel. Tabii. Beğeniyorum. Ama bagaj eşiği biraz yüksek. Bagaj eşiği, yükleme alanı o biraz sıkıntı yaşatabilir. Ama bagajının alanı çok iyi. Ben beğeniyorum. Sıkıntısı yok. Genelde performansına çok değindik, İşte yol sesi, rüzgar sesi, amatörü, yol tutuşu bu konularda size bilgileri verdik. Yakıt konusunda bilgileri verdik. Yol bilgisayarı olmadığı için kaç yaktığını gösteremiyorum. Sadece işte bakıma 15.700 km kalmış, saati gösteriyor falan filan. Yol bilgisayarı olmadığı için gerekli şeyleri size gösteremiyorum. Araç buydu beyler. Bu aracın da inceleme test sürüşünün sonuna geldik. Bir başka videoda sizinle tekrar görüşmek dileğiyle. Unutmadan kanalımıza yine söylüyorum, hep söylüyorum, abone olmayı, bizden desteklerinizi esirgemeyin. Abone olun, önerin, çevrenizde bakın, izlesinler. Beğenirlerse abone olurlar zaten. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar.